İyi akşamlar sevgili seyirciler, Balıkesir'in Meydanı programına hoş geldiniz. Bugün Perşembe günü ve biz saat 13 civarında bu programı gerçekleştiriyoruz. Akşam yayınlanacak. Gündem yoğun, saati şunun için söyledim. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler var, onlara değinemeyebiliriz. O açıdan söyledim. Bugün bu hafta Perşembe günü yapıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi konuklarımız, iki çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Ender Biçki ve Süleyman Pehlivan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız diyeyim, oradan bir başlayayım. İyiyiz, gayet iyi. Sağlığımız, saatimiz iyi. Ne var ne yok demiyorum çünkü biliyorsunuz o meşhur hikaye, bilgisayara ne var ne yok demişler. Bilgisayar kendini pert etmiş. Bizim pert olmaya niyetimiz yok. Evet, şimdi gündem hakikaten dünden beri, dün işte saat 17-18'den itibaren değişti ve bütün dün akşam neredeyse televizyonlarda herkes o konuyu konuştu. Biz de konuşalım. Sizin tespitleriniz taşradan, Anadolu'dan tespitleriniz olacak. İki tecrübeli siyasetçi konuk olarak sizin söyleyecekleriniz var. Ben isterseniz şeyden başlayayım, Süleyman Pehlivan'dan başlayayım. Böylesi bir İmamoğlu ile ilgili görülen davada böylesi bir sonuç bekliyor muydun Süleyman Pehlivan? Onu sorayım. Evet, şimdi bu konu tabii Türkiye'nin gündeminde, yaygın basında, gazetelerde ve televizyonlarda manşet. Bu iki alanda incelenmesi lazım. Bu kararın bir hukuki bir sonuçtur. Ama evet, tabii hukuki bu kararın siyasi sonuçları da olacaktır. Şimdi insanlar bu konuda yorum yapıyor. Ya böyle bir karar çıktı, yok İmamoğlu işte adaylığı kesinleşti veya kazanacak kazanmayacak gibi. Ama öncelikle ben şunu belirtmek isterim. Hukuk karar verirken siyasi sonuçlarına bakmaz ve bakmamalıdır da. Hukuk kendi kuralları içerisinde işler ve mahkeme kendi kuralları içerisinde delilleri inceleyerek bir karara varmıştır. Tabii Sayın İmamoğlu'nun ben ona söylemedim, buna söyledim gibi şeyi de var ama takdir hakkında kullanan hakimler bu şekilde karar vermiştir. Ki Sayın İçişleri Bakanı'na da söylese, o da devlet görevlisi, o da bir suç, o da bir insan. Yani başkasına da söylese bu suç, hakaret. Ama yargıya söylendiği konusunda kanaata varmış mahkeme ve bir ceza, 2 yıl 7 ay küsur bir ceza vermiş. Şimdi ancak bu hukuk açısından kesinleşmemiştir bir cezadır. Yani bu istinaf mahkemesine gidecek. Eğer orada da onaylanırsa 5 senenin altında da olsa, normalde 5 senenin altındaki cezalar istinaftan yukarı çıkmıyor. Ama bu hakaret davası ve böyle bir dava olduğu için Yargıtay hakkı da var. Öncelikle şunu ifade edeyim. Şimdi söylenen laflar İmamoğlu'nun adaylığının önüne geçilmesi. Hayır, seçimlere kadar bu karar çıkmayacak. Çünkü istinafa bir hafta içinde itiraz edilmesi lazım. İstinaf bu konuyu görüşecek. Onaylarsa tekrar bir süre var. Yargıtay'a itiraz edilmesi, Yargıtay'ın bu dosyaya bakması bir defa seçimleri geçirecek diye tahmin ediyoruz. Onun için bu karar İmamoğlu'nun önünü kesmek veya şunun bunun önünü açmak, önünü kesmek şeklinde bana göre değerlendirilmemesi lazım. Ayrıca ben mahkeme kararını tenkit edip İmamoğlu'na avantaj sağlandı diyenleri de aslında kabul etmek istemiyorum. O bölüme sonra geçelim. Siyasi gelişmeleri göz önüne almaz. Tamam. Şimdi Süleyman Pehlivan'ın söylediklerini dinledik. Yani olay tamamen hukukidir. Şimdi burada tabii karşı iddialar da var. Deniyor ki bu karar siyasidir deniyor. Yani siyasete önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle ilgili bir olaydır deniyor. Sen Ender Biçki olarak bu konuyu da neler söyleyeceksin? Evet. Bu konu tamamen siyasi bir konudur ve bu karar da siyasi bir karardır. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü bahsettiğimiz kişi sıradan bir kişi değil. Bugün İstanbul'un, Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı
ve ismi de adı da zaman zaman Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan, gündemde olan bir isim. Dolayısıyla bu karar eğer neticelendiği zaman, sonuçlandığı zaman, kesinleştiği zaman da Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi de bitecek ve siyasi hayatı da belki bitecek. Dolayısıyla bunun siyasi bir karar olduğu çok açık, bir net. Ayrıca milletin verdiği yetkiyi, milletin iradesine de hukukun, adaletin yani bazı gerekçeleri göstererek el koymasıdır bu. Şimdi bu konuyu incelemek için nereden geldi, bu konunun diyorsun? Tabii ki nereden, nasıl geldiğini anlatmak lazım. Yani sadece olay İmamoğlu'nun hakimlere hakaretiyle ilgili konu değil. Konu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'na dönük kullandığı ifade ve ifadede aynen şudur: Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Ahmak dediği kişi de Ekrem İmamoğlu. Ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini millet sana ödetecek, yazıklar olsun diyor İçişleri Bakanı. Ve İmamoğlu'na da İçişleri Bakanı'nın sizinle ilgili böyle bir söylemi var dendiğinde İmamoğlu'nun verdiği cevap da aynen şu: 31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır diyor. Ve bununla ilgili gazeteleri inceledik, haberleri inceledim. Akşam televizyonda konuyla ilgili birçok kişi görüşünü belirtti. Yüksek YSK hakimlerinin bir şikayeti yok. Ettirenler bununla dediğinde, bakın bir dakika. Bununla, Yüksek Seçim Kurulu ettiği hayır, için mi diyor? Konuyla yani ilgili, evet, bugün programa gelmeden önce İmamoğlu'nun avukatının açıklamalarını ve bu konuyla ilgili, süreçle ilgili açıklamaları dikkatli olarak takip ederek geldim. Bu konuyla ilgili YSK hakimlerinin kendilerine ahmak dendiği yönde bir şikayeti yok. Bu şikayeti yapan eski Yüksek YSK Başkanı Sadi Güven. Sadi Güven şikayetçi oluyor ve bu dava açılmış oluyor. Dolayısıyla burada zaten İmamoğlu bu davayla ilgili ifadesini verirken de hakimlere ahmak demediğini, kastettiği kişinin kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı olduğunu ifade ediyor. Yani beyan esastır diyorsun sen. Beyana göre ifade yapılması ve lazım. Mahkeme bu konuyla ilgili bilirkişi atıyor. Kendi tayin ettiği bilirkişi raporunda da kasten ve hakimleri ifade eden bir ahmak kelimesinin kullanılmadığını söylemiş olmasına rağmen ve yine Türkiye'nin önde gelen hukukçularının böyle bir ahmak denmiş olsa bile bunun 2 yıl 7 ay gibi bir hapis cezasıyla cezalandırılamayacağını, bu konunun para cezasına çevrilebileceğini açıkça ifade ediyorlar. Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Tamam. Şimdi, İmamoğlu'nun siyasetteki önünü kesmek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun zaten halkta yarattığı bir beklenti var. Yani İmamoğlu ne zaman görevden alınacak, anladım, diye bir beklenti var. Şöyle İmamoğlu'na şey, dönük siyasi bir karar. O var. Zaman siyasi bir karar dediğinize göre ben de Süleyman Pehlivan'a şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi burada bir siyasi karar derken İmamoğlu'nun önü kesilmek mi isteniyor, yoksa İmamoğlu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha rahat onunla seçimi kazanabilecek de öyle bir şey plan düşünülüyor diye gündeme getiriliyor. Yani bu siyasi ise bu karar hangi yönden siyasi? İmamoğlu'nun yükseltmek için mi, İmamoğlu'nun önünü kesmek için mi olabilir? Şimdi tabii bu güzel bir soru. Eğer bu kararın siyasi sonucunu yorumlayacak olursak, evet, İmamoğlu'nu yükseltmektir. İmamoğlu'nu mağdur göstermektir. İmamoğlu'nu, evet, kahraman yeniden kazanmak. Yani siyasi bir karar olsa bunun yani, için yapılır, evet, diyorsun için sen. Yapılır çünkü. Ama bunun öncesinde ben şunları söylemek isterim. Ender Başkan şöyle dedi. İşte metropolde belediye başkanı halkın oyuyla seçilmiş. Efendim şudur budur, aday olmayı düşünüyordu, düşünülüyordu. Bütün bunlar suç işlemesine ve suçun mahkemeye gitmesine, ceza almasına engel bir şey mi? Yani büyük şehirlerin, metropollerin belediye başkanları suç işleyebilir demek mi?
Bunlar bence boş laflar. Hmm. Ha suç nasıl oldu? Suç var mı da ceza aldı, yok mu da ceza aldı? Bunlar tartışılır. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olması, siyasi olması, şu olması, bu olması ceza almasına engel bir konum değildir. Cezayı herkes alabilir. Dokunulmazlığı olanlar dahi mecliste dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza alabiliyorlar. Ama yine dediğim gibi siyasi bir karar verildiyse veya sonucunu yorumlamak gerekirse bu İmamoğlu'nun İmamoğlu'na önünü açmak, İmamoğlu'nu kahraman yapmak için verilmiş bir karar diye ben düşünüyorum. Yani o zaman ama o zaman işte onu yapan siyasi irade onun önünü açacak bir siyasi karar verir mi? Orada bir tenakuz yok mu? Şimdi bak tabii. Yani çelişki. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi yargıya müdahale yok bana göre bu olayda. Birçok olayda da yok da. Şimdi bu olayda eğer yargıya müdahale olsa, eğer iktidar veya Sayın Cumhurbaşkanı yargıya müdahale edecek olsa ceza verin diye müdahale etmez. Onu parlatmak istemez diyorsun. Yani orada bir doğru orantı kurmak gerekiyor. Sadece hukukun verdiği kararın siyasi yorumu yapılabilir. Hukuk siyasi gelişmeleri göz önüne almadan bir karar verdi ama verdiği bu kararın mutlaka siyasi yansımaları olacak. Nedir bu siyasi yansımalar? İşte yok İmamoğlu avantajlı oldu, yok dezavantajlı oldu. Bu tartışılabilir ama karar baskı altında alındı demek hakimleri ve mahkemeleri aşağılamak. Şimdi tamam, demektir. Tam orada bir ara verelim Ender Biçki'ye. Şimdi o varsayımlar üzerinden hareket ediyoruz ya mutlaka ya bu bunun üzerine mutlaka durulmuştur. Her iki tarafta durmuştur. Bunu değerlendirmiştir. Analizler yapılmıştır. Bunlar yapılıyor. Siyasi bir takım bunlar şeydir atraksiyonlardır diye düşünüyorum. Peki şöyle siz siyasi derken şunu mu kastediyorsunuz? Tam Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık açıklanacağı bir dönemde İmamoğlu mağdur edilerek İmamoğlu'nun ön plana çıkması sağlanarak o Cumhuriyet Halk Parti'de böyle bir ikileme düşülmesine ne neden olabilecek bir siyasi karar mıdır bu? Siyasi karar diyenlerin savunu mudur? Tezi bu. Hayır efendim. Hayır, o siyasi değil. Karar tamam. Siyasi karar dememdeki maksat şudur. Sonuçta 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasakla getirilen bir kararın sonucunda eğer bu karar onaylanırsa demin ifade ettiğim gibi kesinleşirse Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi de bitecek ve siyasi hayatı da bitecek. Ama 2024'te zaten bunun, bitiyor yani evet. Bunun 2024'te bitiyor olması ama o ayrı bir şey. Dediğine göre 2000, de bu çok uzar. Hemen bu, karar verilmez diyor. Ama onu yani. Bilemeyiz ki biz yani ne kadar süreceğini nereden biliyoruz? Bekleyip göreceğiz. Hmm. Eğer önümüzdeki 6 ay içinde karar verilirse Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatı bitmiş olacak. Belediye başkanlığı görevinden ayrılacak. Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali de varsa adaylığı da olmayacak. Değil mi? Eğer bu 6. aydan sonra böyle bir karar verilirse, kararı kesinleşirse önümüzdeki 2024'te aday olamayacak. Yani sonuçta bir siyasi netice doğurmuyor mu? Yani bu karar bir kişinin siyasi hayatına son vermesini gerektiren bir karar değil mi? Benim anlatmaya çalıştığım bu. Ayrıca bakın bu konuyla ilgili akşam televizyonlarda izledik, basın kuruluşlarında izledik. AKP'ye yakın kaynaklardan da izledik. Bu kararın yani siyasi yasak verilmesinin ve hapis 2 yıl 7 ay gibi hapis cezası verilmesinin doğru olmadığını herkes söylüyor yani. Bu karar bir para cezasına çevrilebilirdi, bir para cezasıyla geçiştirilebilir bir karar olabilirdi. Sonuçta bugün onlarca kişi birbirine hakaret ediyor. Yani Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu'na ahmak demesi, ona şu o ahmak söylüyorum demesi bir suç değil mi? İmamoğlu bununla ilgili İçişleri Bakanı hakkında şikayetçi olmuş. Neden onunla ilgili bir işlem yapılmıyor? Yargı neden İçişleri Bakanı ile ilgili bir dava açmıyor? Bu süreci o şekilde de yürütmüyor. Dolayısıyla bu tamamen siyasi bir karardır. İmamoğlu'nun örneğin AK Parti kanalından işte Şamil Tayyar'ın tweet'i çok konuşuldu. İmamoğlu'nun önündeki tüm parti içi bireyle bariyerleri yıktı. Adaylık yolunu açtı bu karar şeklinde. Siyasetin doğal akışına yön verdi. Çöküşteki İmamoğlu'na can simidi oldu.
Kılıçdaroğlu ve ekibini ise üzdü. Şimdi ben de bu konuda şunu diyeyim. Şimdi söylenen şu, bir takım yorumlar. Gerek Ender Başkan'ın yorumları, gerek ulusal kanallarda, yaygın basında yapılan yorumlar. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önü kesilmek isteniyor. Siyasi yasaklar getiriliyor. Peki ben size söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının aday olmasını onaylamıyorum. Dedi mi demedi mi? Dedi. Dedi. Peki İmamoğlu'nun, yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da var, adaylığının önünü mahkeme mi kesmiş oluyor? Kılıçdaroğlu mu? Genel başkanı mı? Kılıçdaroğlu kesiyor. Bakın burada bu tezgah ayrı bir tezgah. Bu ayrı bir tuzak. Şimdi zaten adaylığı gündeme getirilmeyen, kendi genel başkanı aday göstermeyeceğini defaatle ifade ettiği bir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi diye ne hakimlerin bir düşüncesi olabilir, ne iktidarın bir düşüncesi olabilir. Ama acaba benim aklıma şu geliyor. Bunu organize etmek için İmamoğlu kendisi bilerek mi bu cümleyi kurdu? Bilerek mi bu kelime? Ceza alma, mağdur. Mahkemeye düşmek, ceza almak, mağdur durumuna düşmek için. Olabilir mi Ender Başkan böyle bir şey? Bu hamlesini geri çevirebilmek için öyle mi kurdu? Ha şimdi gelelim diğere. Şimdi kişilerin yaptığı birbirine hakaret ayrı. Yüce mahkemeye, halk adına karar verilen mahkemeye veya devleti yöneten üst düzey, mesela hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tazyip büyük suçtur. Ama biri normal bana hakaret etmesi daha az bir suçtur, daha az bir ceza alması gerektirir. Onun için 2 sene 7 ay 8 aya kafayı takmamak lazım. Artı böyle bir kumpası niye kursunlar? Kendi genel başkanları adaylığını kabul etmedi. Şimdi İmamoğlu yani biraz ironi yaptı galiba Süleyman Pelvan, yoksa ciddi manada söylediyse bir cevap verin. Yani kendi böyle bir şeyi yapmış olabilir mi? Şimdi ben tekrar altını çizeyim. Ben burada İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı konusunda önü kesildi anlamında siyasi hayatı bitmiştir demiyorum. Öteden beri biliyorsunuz İçişleri Bakanı'nın, özellikle AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u kaybetmekten dolayı büyük bir sıkıntısı olduğunu, İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü kendilerine yediremediklerini, bunu hazmedemediklerini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bakın bu siyasi yasak sonucunda aday olur mu olmaz mı, Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı onu ben bilmem. Ama asıl burada önemli konu bu siyasi yasağın sonucunda belediye başkanlığı görevi bitecek. Ramazan evet, Bey. Evet doğru. Ya bu yasak kesinleştiği zaman İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevi bitecek. Ve belediyede de meclis çoğunluğu AKP'de olduğu için AKP'li bir belediye başkanı İstanbul Belediye Başkanı olacak. Ve arkasından da 2024 seçimlerine İstanbul'da AKP'li bir belediye başkanıyla gitmiş olacak mevcut Cumhur İttifakı ve AKP iktidarı. Ben siyasi sonuç doğuracak dediğim konu budur. Tabi Süleyman abi ısrarla bu konuyu Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı yok, genel başkan zaten istemiyordu deyip CHP içinde bir kargaşanın yaratılmak istendiğini ve o konuyu o noktaya çekmeye çalışıyor ama ben o konuda değilim. Ben işin siyasi yasağın sonucunda bir kişinin siyasi hayatı bitecek, belediye başkanlığı bitecek ve bunu da İstanbul'da İmamoğlu'nu belediye başkanlığından etmek için AKP'nin ve İçişleri Bakanı'nın var gücüyle çalıştığı. Peki iki taraftan da fotoğraflar öne sürerek ama başka bir yere getirelim. Yok, şunu bir cevaplayayım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmenin AK Parti'de sıkıntı yaptığını veya Cumhur İttifakı'nın... Yapabilir ama canım yani söylüyor. Mutlaka bir yapabilir yani kolay değil yani yıllarca... Peki İmamoğlu İstanbul'da iktidar olabildi mi? İstanbul'da 32 ilçe var. Kaç ilçenin belediyesini alabildi Cumhuriyet Halk Partisi? 22 ilçe 20 ilçeyi Cumhur İttifakı aldı. 12 ilçe kaldı. Belediye meclisinde çoğunluğu yok. UKAME'de çoğunluğu yok. Hiçbir yerde çoğunluğu yok. Yani iktidar oldu, muktedir olamadı. Bu anlamdaki bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'de veya İmamoğlu'nda olması çok büyük oranda sıkıntı yapar mı? Yapmaz. Artı bir vatandaşın, bir belediye başkanının siyasi hayatı yok, mecliste başkası seçilecek, AK Parti'ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı için aday olursa da aynı şey olacak.
Gene mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nda gene öyle olacak. Peki geçelim bir daha belediye var. Yani belediye arkadaş 2022 bitti. 2023 sayalım. 12. aydayız. Bu dava bir sene sürse zaten seçimler gelecek. Ne zaman bu yargılanmadan dolayı ne kadar süre başkanlığı engellenecek? Ki söylediğim gibi belediye meclisinde, büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Yani böyle bir hesap yapılabilmesi tamam. Mümkün değil. Şimdi ama şöyle de bir fotoğraf var. İkinize de o fotoğrafı göstereceğim. Şimdi akşamki o otobüs olayındaki fotoğraflar ve zaman zaman ikili çekilen fotoğraflarda çok böyle sarmaş dolaş olmalar, sarılmalar, sevinç tablosu şeklinde fotoğraflar yansıtıldı. Bunu ikinize de yönelteceğim. Burada bu yani ve altına da çok yorumlar da yapılıyor. İşte yani demek ki bu cezadan üzüntü duyulmamış. Bakın seviniyorlar şeklinde de yorumlar da var. Ve antır parantez Cumhuriyet Halk Parti'den pek fazla genel başkan yardımcısı düzeyinde otobüsün üstünde kimse yoktu. Bunun ikisini bir yorumlayalım ama Ender Başkan'dan başlayalım. Evet, tabii burada üzerinde durulması gereken konu, asıl konu, milletin seçtiği bir kişiye siyasi yasağın getirilmesidir. Asıl evet. Konu, üzerinde durulması gereken konu budur. Çünkü AKP bildiğiniz gibi 2002'de iktidara gelirken biz dedi 3Y ile mücadele edeceğiz dedi ve milletten böyle güven oyaldı. Evet. Neydi? Biri yoksulluktu. Yoksulluğun ne duruma geldiğini görüyoruz. İkincisi yolsuzluktu. Bugün Türkiye yolsuzluklarla gündemde. En yasaklar. Önemli konu da neydi? Yasaklardı. Yani biz yasakları kaldıracağız dedi. Ve 22 yıl sonra geldiğimiz tabloda yasaklara karşı direnen ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın bugün yarattığı Türkiye'de bir kişiye, İmamoğlu'na siyasi yasak geliyor ve bu siyasi yasak neticesinde de siyasi hayatı bitirilmeye çalışılıyor. Şimdi o akşamki fotoğraflarla ilgili yani bir sevinç ya şeyle Meral Akşener'le işte o sevinç yani o sarılmalarındaki o görüntüye istinaden yazılıyor. Onlar söyleniyor da o aşamada. Anlıyorum. Şimdi tabii ki bu karar bir kere herkesi üzmüştür. Yani bu karar bizi, Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizleri ve belediye başkanımızın yanında olan bizleri derinden üzmüştür. Burada gördüğünüz ama bazı cezalar vardır ki bazı kararlar vardır ki, bazı mahkeme kararları vardır ki o kişiye, o kişinin boynuna takılan bir madalyadır ve bir gurur vesilesidir, gurur abidesidir. Dolayısıyla dün İmamoğlu'na verilen bu ceza elbette ki herkesi üzmüştür ama bu aynı zamanda İmamoğlu'nun boynuna takılan bir madalyadır. Onun için yani biraz sevinç. Tabii ki İmamoğlu'nu mağdur etmiştir ve Türkiye'de de şu gerçeğin altını çizmek lazım. Mağdur edilen kişilerin hakkını her zaman bu millet vermiştir. Tıpkı İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz ilk seçimi küçük bir farkla, az bir farkla kazanmıştı İmamoğlu ve AKP buna itiraz etti ve ne oldu? İkinci seçimde 800 bin oy farkıyla eze eze İmamoğlu seçimi kazandı. Evet, Meral Akşener'in orada olması, Meral Akşener başından beri zaten Ekrem İmamoğlu'nu istiyordu. İşte bu olay da onun önünü açacak. Dolayısıyla Meral Akşener bu gelinen bu tablodan memnun. Onun için orada onu şey yaparken, yanında bulunurken o gülümsemeleri ondandır diye de yorumlar yapılıyor. Süleyman Pelvan, sen buna katılıyor musun? Evet, şimdi bakın benim yaptığım yorum mut ispatı bu. Hangisi? Akşamki Akşener'le İmamoğlu'nun. Ama anlık bir fotoğraf da onun için diyor. İstanbul, ben ne dedim?
Sayın İmamoğlu acaba bunu dedim kasıtlı mı söyledi, bu hakareti kasıtlı mı yaptı? Yani ben cezalıyım da kahraman olayım anlamında. Olur mu? Peki bu olmazsa, öyle, öyle şey olmazsa. Ama ilk önce ceza aldık. Olur mu olmaz mı? Olur mu efendim? Ceza... İlk önce hakareti, ama anlattım biraz önce Süleyman abi. Şimdi bakın söylüyorum. Diliyorum. Hakareti yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na ahmak diyen Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu buna cevap veriyor. Hayır, öyle bir şey yok. Nasıl avukatı, yok abi? Avukatı bu işi, İmamoğlu'nun avukatı dolandırıyor. Abi, bu seçimlerin tekrar edilmesinden dolayı bana göre de benim algılamam, benim yorumum, ben hakim değilim ama bir vatandaş olarak yorumum, seçimleri tekrar ettirdiği için Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak demiştir, ahmaklar demiştir. Ha, o ayrı konu. Soylu ahmak dediyse o dava bugünkü konumuz değil. Dediyse ha, abi, şimdi, dedi, dedi. Şimdi gelelim buraya. Eğer benim dediğim yanlışsa, benim yorumum, tabi bunlarda kesin bilgi yok elimizde. Bu İmamoğlu bunu kasıtlı olarak söyledi, kahraman oldu yorumu yanlışsa benim söylediğim, neden düğünde oynar gibi sarıldılar? Neden bu kadar hoşlarına gitti? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhalde makamındaydı. İmamoğlu'nun hanımı da vardı. O kadar güleç yüzle televizyonlarda canlı olarak gördük. Yani bir düğünde bir evlenen birini veya birini tebrik eder, bir başarı kazanmış birini tebrik eder pozisyonundaydı. Hepimiz seyrettik, bütün Türkiye seyretti bunu. Yani bu yorum değil, net gözlem. Herkes böyle düşünüyor o fotoğrafı gören. Gülerek, yüzünde gülücükler açarak sarılıyorlar. Benim bu tahmini yorumumu destekliyor, yorumumu. O fotoğraf destekliyor. Kazandık anlamında sarıldılar. Başardık. Kılıçdaroğlu'nu eledik. Aday biziz anlamında yapıyorlar. Artı tekrar söylüyorum. Yargı engelledi İmamoğlu'nun. Yargı bitmedi. Bu da kasıtlı bir söylem. Bu kasıtlı bir düşünce, kasıtlı bir fikir. En son Yargıtay aşaması bitinceye kadar sanık suçsuzdur. Daha istinaftan sonra Yargıtay var bize, değil mi? İstinaf bile onaylasa gene kesinleşmiyor dava. Yargıtay karar verdikten sonra kesinleşiyor. Onun için yargı önünü kesti demek bana göre doğru bir laf değil, yanlış bir laftır. Yargının aşamaları devam ediyor. Türkiye'de en ufak bir adi suçta da, siyasi suçta da veya böyle bir suçta da Yargıtay'ın sonuna tamam kadar. Şimdi biz bu programı çektiğimiz saatlerde işte veya bir iki saat sonra saat 16 civarında yine Saraçhane'de toplanılacak ve bu defa bütün liderler olacak. Orada ne konuşacaklar bilmiyoruz ama yine akşamki gibi bir ben konuşma olabilir. Müsaade, oraya geçmek istiyorum ama bir şey var. Müsaade ederseniz bir şey var. Evet. Çok yani sevinilmiş gibi göstermeye çalıştığınız bu kararla ilgili, bu tavırla ilgili, bu davranışla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Biz de bu mutlaka herkes için geçerlidir. Siyasi bir mücadelenin sonunda bakın hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, efendim üçkağıtçılıktan, yolsuzluktan ceza yerseniz evet o milletin önüne çıkacak yüzünüz dahi olmaz. Hakaret ama hakaret falan yok efendim. Hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu bir söyledim. Bu konuyu açan, bu konuyu başlatan ve bu sürece getiren ve İmamoğlu'na ahmak diyen de Süleyman Soylu'dur. O olayla şimdi, hiç alakası yok. Onun üzerine seçim bu dava açılıyor. Seçim tekrarı için ben müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Tekrarı. Bir saniye Süleyman abi şunu söyleyeyim. Eğer demin ifade ettiğim gibi yolsuzluktan, dolandırıcılıktan ceza yerseniz evet milletin önüne çıkacak yüzünüz olmaz. Utanırız. Biz utancımızdan milletin önüne çıkamayız. Ama siyasi bir mücadele sonunda siyasi bir kararla sizin belediye başkanlığı göreviniz sona erdiriliyorsa bu kararlar bizim için davul zurna çalarak oynayacak ve gurur meselesi yapılacak kararlardır. Görev sona erdirildi mi? Biz bu tür kararlardan gurur duyarız, onur duyarız. Yeter ki Allah bizi üçkağıtçılıkla, dolandırıcılıkla, yolsuzlukla mahkum edip milletin önüne çıkamayacak hale getirmesin. CHP'de yolsuzluk yapmayan kaç tane belediye kaldı? Ya arkadaş yapmayın böyle şimdi, ya. Öyle bir bakın, şey yapmayın. Ben başka bir şey yapmayın söylüyorum. Yapmayın öyle bir şey. CHP'de hakaret de suçtur. Yolsuzluk şimdi, gibi kötü bakın, bir suçtur. Konuyu CHP'nin yolsuzluğu AKP'nin yolsuzluğuna getirecek ama olursak öyle açarız dosyaları. Ben hayır.
Ben bakın bu sizin için de böyle olmalı. Eğer siz de siyasi bir mücadele sonucunda bir ceza alıyorsanız bu sizin için de bir gurur vesilesi ama olmalı. Ama hüküm kesinleşmiş şeklinde konuşamazsınız siz şimdi. Mahkeme hüküm kesinleşmiş, belediye başkanlığı bitmiş şeklinde konuşamazsınız. Mahkemenin, yargının aşamaları devam ediyor. Siz Yargıtay sonuçlanmış da belediye başkanlığı elinden almış gibi mağdur göstermek tamam. istiyorsunuz. Tamam. Şimdi 16'da bugün bu altılı masadaki bütün liderlerle Saraçhane'de olacak ve insanlar da Saraçhane'ye gidiyorlar. Orada yine bir toplanılacak, evet. yapılacak. Biz bu programı yayınladığımızda olmuş olacak tabii ki. Peki bu altılı masanın o bugüne kadar sundukları, hazırladıkları bütün bunlar eldeki biletler iptal, yeni tur yeni bilete dönüşür mü? Bizim Balıkesirlilerin tabiriyle konuşalım. Balıkesir'de bu cümle çoktur. Gençler pek bilmese de. Yeni tur yeni bileti olur mu burada? Şimdi bakın tekrar söylediğim gibi yeni bir soru sordunuz. Evet. Ben de yeni bir sonuç, siyasal sonuç gündeme getireceğim yani fikirlerimle. Bana göre bu sonuç altılı masanın çatırdamasına daha da hızlandıracak. Altılı masa neden hızlanacak? Altılı masanın çatırdaması. Şimdi İmamoğlu sünni olarak yeniden yok siyasi kararla engellenmek isteniyor falan kahraman yapılmak isteniyor ya. Kılıçdaroğlu'na yeni hamleleri olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun kararı net. Tahmin ediyorum söylediği lafı yalamaz. İki belediye başkanlığında büyükşehir adaylığını istemiyorum dedi. Çünkü mecliste çoğunluğumuz yok dedi. Bu karara karşı yapılan bu hamle Kılıçdaroğlu kaynaklı. Tabi altılı masada İmamoğlu'nu destekleyen de var, desteklemeyen de var tamam. adaylığını. Bu altılı masanın çatırdamasını hızlandıracak. Çatırdar mı altılı masalı bu masa bu olaydan sonra? Tabi Süleyman abi ve Cumhur İttifakı. Altılı masa çatırdasa, altılı masa dağılsa, altılı masa birbirine girse diye bir beklenti içinde olabilir. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Çünkü Cumhur İttifakı'nın başka bir gücü kalmamıştır. Cumhur İttifakı'nın başka bir çaresi kalmamıştır. Bu seçimin kaybedileceğini zaten sokak, vatandaş bize gösteriyor. Dolayısıyla bu masa çatırdasa, bu masa dağılsa da bunlar birbirine girse de biz bu 2023 seçimleri tekrar alsak diye bakıyorlar. Ama bunu da göremeyecekler. Çünkü bu konu, dünkü bu konu, İmamoğlu'na verilen bu ceza konusu, altılı masayı dağılması bir yana daha da birbirine bağlayacak, sıkı sıkıya kenetlenecek ve o masayı bütünleştirecek bir karar olarak tarihe geçecek. Peki şimdi ama... Sen söyledin, Ender Başkan'la söyledin. Şimdi bir daha girsen bir cevap verecek. Biz bir konu daha var, onu da konuşalım, programı kapatalım. Şimdi bu arada dün bir gelişme oldu. Bu 6 yaşındaki kız çocuğumuzun olayındaki bir gelişme. İşte çocuk istismarıyla ilgili. Bu çocuğun, bu kızımızın kocası ve babası hakkında tutuklama kararı alındı. İşte ve tutuklanma kararı uygulanıyor. Bu biraz yüreğimize su serpti gibi oldu. Süleyman Pelvan ne diyorsun? Şimdi evet konuyu basından, yaygın basından takip etmeye çalıştık. Tabii ne dosyayı inceledik ne olayında yakından şahidiyiz. Evet. Bu 6 yaşında resmi olmayan nikahla yani kaçak olarak evlendirildiği ve bu bayanın, hanımefendinin yaklaşık 22 yaşında, bugün 24 yaşında herhalde yanılmıyorsam, evet. 22 yaşında ilk şikayette bulunduğunu, savcıların buna takipsizlik kararı verdiğini, tabii delile göre mutlaka karar verilmiştir yani savcılık veya mahkeme. Ama günümüzde yani yaklaşık 24 yaşındayken bir akıllı bir insan, iyi bir insan yardımcı oluyor, akıl veriyor. Kocasıyla olan görüşmelerinin ses kaydını alarak kesin delil oluşturuluyor. İşte bundan sonra dava açıldı. Yargılama kararı alındı. Savcının hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Ama burada tenkit ettiğimiz yeni bir konu vardı. Mahkemenin daha uzun
vadede ilk duruşmanın yapılacağıydı. Bu da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer müdahillerin girmesiyle ocağın yaklaşık 20'sine 22'sine alındı. Bu da güzel bir gelişme. Artı tutuksuz yargılanma kararı kaldırıldı. Savcılığın mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda bu kızın babası ve sözde evlendiği denilen şahıs Kadir İstekli alıp tutuklandı. Evet, evet, şu anda kamuoyu gibi biz de bu davayı yakından bizim şu anda programı çektiğimiz dakikalarda, saatlerde, işte saat 14 civarı ikisinin de tutuklandığını şeyden görüyoruz. Son dakika bilgilerinden alıyoruz. İkisi de tutuklandı yani. Bu biraz tabii ki kamuoyu baskısına kimse dayanamaz. Evet, Ender Biçik Hocam. Evet, bu konuyu geçen hafta da programda konuşmuştuk. Ben o zaman da ifade etmiştim. Hatta evet, şarkıcı Gülşen örneğini vermiştim. Ve apar topar gözaltına alındığını söylemiştim. Yine insanlar düşüncelerinden, fikirlerinden dolayı biliyorsunuz sabaha karşı apar topar gözaltına alınıyor. Ve burada da ne yazık ki 6 yaşındaki Süleyman abi dedi, nikah kıyılamamış dedi de, yani sonuçta 6 yaşındaki bir çocukla tabii ki resmi nikah kıyılamaz. Şimdi resmi değil hiçbir nikah kıyılamaz. Öyle, öyle bir şey yani düşünülmez. İmam nikahı da kıyılamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani İslamiyet'i alet ederek, dini alet ederek siz 6 yaşındaki bir çocukla bunu dini vecibesini yerine getirdik diye, nikah kıydık diye bu çocukla evlenmeye utanmıyor musunuz? Bu kızınızı müridinize peşkeş çekmeye utanmıyor musunuz? Ayıp değil mi? Yazıklar olsun yani. Vallahi bu işlerde utanılmayacak diye bir şey yok. Yani insanların nasıl utanamazlar, ona hayret etmek elbette lazım. Elbette tabii ki. Evet. Elbette. Ya bunun dinle, İslamiyetle ilgisi yok. Yazıklar olsun yani. Bu konularla yüce dinimizi de ayaklar altına alıyorlar. Olmaz. En büyük zararı onlar veriyor. Tabii ki. Evet. Keşke, ama bir dakika, keşke bu kamuoyu baskısı olmadan bu iş zamanında bunların tutuklanması yapılsaydı. Yok efendim, Ramazan evet. Bey, kıymeti yok. Geçen hafta da eleştirdik. İnsanlar dedik düşüncesinden dolayı apar topar gözaltına alınıyor ve 6 yaşındaki bir kıza, ben burada buna tecavüz demiştim o zaman da. Bu kıza tecavüz edilmiş ve buna göz yumanlar derhal tutuklanmalı dediğimizde, o zaman bunu lafımız boşta kalmıştı. Ama neyse ki kamuoyunun baskısı, sosyal medyanın, bakın sosyal medyanın gücüyle, kamuoyunun baskısıyla bugün biraz içimizi ferahlatan bir karar. Bitiriyoruz artık. Vaktimizin de sonuna geldik. En ağır şekilde cezalandırmalarını bekliyoruz. Ama bir şey bitmedi. Bir şey daha ekleyeceğim. Bu konu 2020 yılında ilk mahkemeye taşındığında, bakın Aile Bakanlığı o konuyu o zaman bilmesine rağmen sahte düzmece doktor raporlarıyla, sahte mahkeme kararıyla bu konu gündemden çıkartılmış ve ne yazık ki Aile Bakanlığı 2 yıldır bu konuyu bilmiş olmasına rağmen üzerine gitmemiştir ve bu konuyu eğer bir gazeteci gündeme taşımasaydı Aile Bakanlığı yine bu konunun üzerine kum serip üzerine yatıp bu işi gölgeleyecekti. Evet Süleyman Pelvan, son söz. Evet, Aile Bakanlığı böyle mi yapacaktı bilemiyoruz ama mahkemenin önüne kesin delil gittiğinde, kocası denen o adam, sözde kocası denen adamın konuşmalarını kasede almasıyla delillendi, şekillendi ve mahkeme... Delil olmasa zaten verdi. Pek bir şey yapılamazdı. Ama yani, evet, daha önce bir hakimin önüne de gitse, lafla, söylentiyle, kesin şahitler, deliller olmadan karar vermek hukuk tarafından da zordu. Peki. Ama istediğimiz şekilde gelişti dava. Peki, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızı Perşembe günü yaptık. Bu haftaki programımızı haftaya Cuma günü yine birlikte olacağız. Konu uzundu, birinci konu. İkinci konuda biraz kamuoyunun baş gündeminde olduğu için o konudan da bahsettik. Tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.